Evet efendim, geçen hafta arkası haftaya diye size hoşça kalın demiştik. Konuk insan silüetindeki bir ayaklı kütüphane olunca tek program yetmiyor. Biz bugün Sibel Tatar ve ben bütün ezberlerimizi temizledik. Kıbrıs sorunu hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Sıfırdan biz hocamıza ile birlikte bu Kıbrıs sorunu denilen şeyi baştan alıp bugüne getireceğiz. Yeter umarım bu program. Evet, konuğumuz Doçent Doktor Nazım Beratlı. Hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyerek başlayalım. Çok mersi. Geçen hafta sizin özelinizde Kıbrıs'ta yürüyüş yaptık. Ama Sibel'le de onu konuştuk. Hani öyle bir donanım, öyle bir birikim var ki maşallah, maşallah. Evet, çekerken karar verdik zaten. Evet. İkiye devam biz, etmeye de bu çekerken de üçe karar verebiliriz diye içimde bir şey var, şüphe var. İlginç bir şey oldu. Senle hani dedik 58'den bugüne evet. gelelim. Ben hocama mesaj yazdım. Tam şöyle bir cevap geldi bana. O ara dönem dedi. 1839'a gidiyoruz canım. Öyle mi? Evet. Öyleyse üç şart gibi gözüküyor yani, ama olursa olsun. Çünkü eminim ben de bugün bazı bildiklerimi tazeleyeceğim. Birçok bilmediğimi de öğrenmiş olacağım. Aynı zamanda izleyicilerimizle. Evet. Yani bilgi dolu, anı dolu bir yani süreç. Yani hakikaten bu konuda başlangıçtan şeye, yarım bildiklerimiz, öğreneceklerimizle bir akış. Evet, ne oldu 1839'da hocam? Şimdi 1839 dediğim, yolda aklıma geldi ki 1799'dan başlamam lazım. Tamam. Efendim? 1799'dan. Evet. Ha tamam, evet. Başlayalım. Şimdi 1799'da Kıbrıs'ta Yeniçerilerle Arnavutlar isyan etti. Tam da o esnada Napolyon'un Akya seferi var. Akya Kalesi'ne saldırıyor Fransızlar Napolyon'un yönetiminde. Ve Osmanlı İmparatorluğu İngiltere'den yardım istediği ve Amiral Nelson'un yönettiği donanmanın bir filosu Akya önlerinde Fransız güçlerini top atacak taraftan Akya Kalesi'nin düşmesine engel oldu. Geri dönecek. Osmanlı Babali'den İngiliz donanmasına, amiralden sonra bir istek gitti. Hazır elinizdeymişken oralarda dolaşıyor donanmanız. Kıbrıs'ta bir isyan var. Gidin bizim adımıza bastırın. Adımıza. Osmanlı adına. Ve İngiliz donanmasının o gemileri Amiral John Delhay yönetimindeki o gemiler, o filo Kıbrıs açıklarına geldi. Kıbrıs asker çıkardı ve isyanı bastırdı. Arnavutlar ile Yeniçerilerin isyanını bastırdı. Yani İngiliz'in sürece girişi Osmanlı'nın talebiyle oldu. Oradan başlıyor. Evet, olay oradan başlıyor. Evet. Fakat sonra amiralin kendi komutanı Nelson'a yazdığı raporda ilginç bir kayıt var. Diyor ki isyanı bastırdım ama bu adada bu adanın Rumları Türkleri kovmak için silah biriktiriyorlar. Kasap bıçaklarına kadar her silaha da el koydum. Ay bir dakika, el çok enteresan. Diyor. Evet. Bu kayıtın tarihi ne? 1799. Sir George Hill'in Kıbrıs tarihinden alındığıdır söylediğim laf. Kendimi yani öldürmüyorum. En bildiğimiz en eski bu konuda. Evet, evet. Hazırlık konusunda ama tabii daha da önce de evet, demek ki var. Demek ki hazırlıkları vardı evet, daha önce. Evet. Şimdi baktığımız zaman bir kitabımda kullandım bu bilgiyi. Kıbrıs'ın Rum yerlileri kimseyi barındırmadı bu odada. Burada Süryaniler vardı, yok. Keldaniler vardı, yok. Ermeniler vardı. 1915'e gelenlerin öncesi neredeyse yok. Latin kalmadı. Yahudi hiç kalmadı. Bir bizi Türk Ermeniler. Yine de bir başarı. Biz tabii. Biz yine. Şimdi ve Kıbrıslı Rumlar tabii Bizans zamanından beri yerleşik kültürün insanları ticaret yapıyorlar. Tarım yapıyorlar falan. Yerleşik kültür. Osmanlı'nın buraya gönderdiği Türkmenler de yörük, göçebe. Kültürel olarak uyuşamamalarını ve bizi istememelerini
Anlıyorum. Yani, kültürel bir uyuşmazlık var. Fakat 1999'da fiilen silah biriktirmekte olduğu, hani İngiliz'in gelip gözlemesi ve kayıt altına alması. Kayıt altına alması. Bir kayıt bu. Çok mühimdir. Evet. Çok mühim bir tespit aynı zamanda. Peki evet. Tam yeriyken acaba şunu sorsam, adadaki Rumlar için tam böyle 1799 diyorsunuz, bu kadar eski tarihe gitmiş iken Rum kökeni için nasıl anlatırsınız Rum'u? Yani şimdi, ada... Adada bakın bir defa bizim... yani Yunan değil, değil mi? Helen değil. Helen değil. Helen evet, değil. Helen değil. Yani, evet. Bizans zamanında Helence konuşmaya başlayan ve Ortodoks Hristiyan olan bir topluluk içinde Helen var. Evet. Arap var. Evet. Bütün Orta Doğu halklardan var. Öyle mix bir şey. Mix bir şey, evet. Topluluk, evet. Evet. Zaten Rum, Romal demektir. Hmm. Yani Rum, Arapların Romalılara verdiği isimdir. Bizans diyorsunuz. Evet. Zaten. Evet. Bizans, Bizans lafı da aslında İlber Ortaylı çok güzel anlatıyor. Son yüzyılın lafıdır. Hmm. Yani verilmiş bir şey. Roma'ydı. Roma İmparatorluğu. Evet, yani. Evet. Doğu Roma. Hı-hı. Ondan sonra bir dakika bir tekrar alacağım. Arapların Romalılara verdiği isim Rum dediniz, evet, değil mi? Evet. Tamam. Tamam. 1999'daki bu olaydan sonra 1804'te bir isyan var adada. İsyan şu, adadaki Osmanlı muhasır ile, yani Osmanlı valisi ile, saray tercümanı, dragoman, halkın vergilerini bir anda ikiye katlıyorlar. Müslüman halk da gidiyor diyor ki, tabii ondan söyleyelim ki, Rumların verdiği vergiler bizim verdiğimizin iki katıydı. Hı. Esas o kanatayı nerede onlardı yani. Çünkü Osmanlı da böyleydi. Evet. Evet. Ama Müslümanlar itiraz ediyor. Kıbrıs'a özel bir durum değil ama. Hayır, Osmanlı'da da öyleydi. Ta İslam'dan yani beri. Evet. İslam'dan evet. Yani, evet. Emevilerden beri öyle geliyor Müslümanlar da. Evet. Diyorlar ki bu fermanın İslam'dan geliyor. Emin değiliz, bize fermanı gösterin. Saray önündeki sarayda oturan Osmanlı muhasıl da diyor ki ferman bende değil, dragomandadır. Saray tercümanında. Dragomanın da evi, bilmem başpiskolosluğu biliyorsunuz değil mi Güney Kıbrıs'ta? Evet. Başpiskolosluğu biraz geçince sağda hala konak olarak Rumlar onu müze yaptı o evi. Oraya gidiyorlar fermanı istemeye. Dragoman'ın evinden, yani saray tercümanının evinden gelen Müslüman Türklerin üstüne ateş açılıyor. Dört kişi ölüyor. İsyan çıkıyor, konağının başına geçiriyorlar. Kendine canını zor kurtarıp Lernaka'ya kaçıp Avrupalı konsoloslara sığınıyor, canı öyle kurtuluyor. Bu Dragoman daha sonra başpiskopos olan Kiprianos'un ablasının eşidir. Kiprianos'a geleceğim evet. Biraz sonra. 1804 yılında oluyor bu ve büyük bir isyan çıkıyor. İsyanın kim? Adanın Müslümanları, Türkler. Niye? Rumlara fazla vergi koydunuz diye. Osmanlı iki tümen asker gönderiyor Kıbrıs'a. Ve bu isyan Müslümanları o zaman hukukuna göre Cezayir korsanlarına fors olarak satarak. Kimi satarak dediniz? Buradaki isyan ile başlarını evet. Cezayir'e forsa diye evet. Satarak. Kazığa tutmak suretiyle idam ederek isyanı bastırıyor Osmanlı. İsyanın bastırılmasının o gelen iki tümenin finansmanını kim sağlıyor? Başpiskoposluk. Onlar vergi vermesin diye biz isyan ediyoruz. Başpiskoposluk da sponsor onlar da olarak. Onlar da Osmanlı birlikli bir sponsor edip bizi kazığa tutturuyor. Biz de safmışık ha. Saf değilmişik. Çünkü... ne oldu? 17 sene sonra revanş aldık. Küçük Mehmet zamanı geldi. Yunan isyanının öncesinde isyanı Kıbrıs'ta başlayacağı tespit edildi. Ayrıntılarına girmek istemem. Çünkü yani o hazırlıklar, hazırlıklar
henüz daha tam kullanılmadı. Şimdi başlıyor. Evet, 1821'de evet. İsyan edecekler Yunanistan'la ayrı bağımsız devlet kurmak için. Osmanlı'yı tespih ediyor. Fenomen Kilisesi'nin mülkünde barutları şunları bunları buluyor. Ogip Yanus, şu eniştesi vergi koyduğu evet. Biz isyan dedik. O yüzden başpiskopos ve ikinci Mahmut'tur o dönemde padişah. İkinci Mahmut hala bu Rum şeye tebalarıma, rehaya anlayışı davranıyor diye fermanlar göndermekteyken buraya. Lefkoşa ağalarının bastırmasıyla bütün piskoposlar ve başpiskopos idam ediliyorlar. 400 tane Rum, zengin Rum da idam ediliyor, mallarına el konuluyor ve misyonlara dağıtılıyor. 5000 tane Rum da dinini değiştirmek suretiyle canını kurtarıyor. Yani şey oluyor. Müslüman olduk diye. Müslüman oluyor. 5000. 5000 rakamı. Hala o küçük Mehmet zamanı, zaman işte o zamandır. Yani o 15 sene önce bizi sattınız ama 15 sene sonra intikamını adanın Türkleri Rumlardan böyle alıyor. Şimdi bu kadar zaman geçti. Rumlar hep 1821'i hatırlar. Bize 1804 önceyi unudur. Biz de 1804'ü hatırlarız. 21'i evet. Hatırlamayız. Evet. Ama iki halk arasındaki ulusal sürtüşmenin tarihi ne bazen zannettiği gibi İngiliz geldikten sonra başladı. Değil halbuki. Değil. Çok daha, değil. Çok sizin daha anlattıklarınızı dinleyince. Çok daha eskidir. Sebebi nedir? Kültürel uyuşmazlık. 3000 yıldan beri yerleşik olan bir halkın yanına göçebe gönderirseniz böyle olacak. Öyle oldu nitekim. 1821'de bunlar yaşandı. Kırdık yani herifleri. 1804'ün intikamını aldık. Çünkü arada bir de Sindeli altı parmak olayı vardır. Çünkü Türkler 1804'te kırılmayı hazmedemediler. 1806'da bir daha isyan ettik. Bir daha kırıldık. Osmanlı kırıyor bizi. Rumlar değil. Çünkü Osmanlı bir imparatorluktur. Ulus devlet değil. Türksünüz bir aracılığınız yok. Yani. Vergi vermiyorsunuz, asker etmiyorsunuz, isyan ediyorsunuz, asilsiniz. Yani. Nüfus nasıldı? Nüfus oranları bakın. Her zaman için Rumlar çoğunluktadır. O zaman da. Evet, evet, bir ciddi bir çoğunluktadırlar. Bir ciddi kuraklık dönemi var 1700'lerin sonlarında. O dönem Rumlar kurak olduğu için Kıbrıs göçmüşlerdir Kıbrıs'tan. Ve o dönem yapılan nüfus sayımlarında Türkler daha çok görünüyor. Ha, onu soracaktım. Hiç böyle bir şey oldu mu diye. 1750'de ne dedi? 1750 mi dediniz? Evet, evet. Bu kuraklık sebebiyle demek ki bayağı bir göç olmuş çok Rumlardan. Ciddi. Ha, Türkler evet. Niye göçmüyordu? Çünkü Türkler buraya sürgün edilirken Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fermanı vardır. Yörüğün belasını def etmek üzere adaya sürmesi caizdir. Geri dönmeye kalkarsa da hakkından gelinmesi caizdir. Kapılar kapanmış. Ha, biz geri gidemiyoruz. Peki yine tarih kayıtlarıyla soruyorum. Buradaki Türk kökenin ilk orijini neresi hocam? Efendim Karamanoğlu Beyliği. Karamanoğlu Beyliği arazisi. Karaman demek istemiyorum. Bütün o bölge. Çünkü açık, yanlış anlaşılıyor. Açık ferman vardır. Bir de Konya'dan buraya adam gelmemiştir. Hayır, bu çok çünkü sürekli bu. Hayır sürekli bunun Karaman altı çiziliyor. Bunu Konya, özellikle. Karaman Cumhuriyeti'nin 50 yılında Konya vilayetine bağlı bir ilçe haline getirildiğinden dolayı Konya deniliyor. Hep öyle söyleniyor. Evet. Evet. Ama açık ferman vardır. Konya'dan, Kayseri'den ve Karaman şehrinden adam gönderilmeyecek diye açık ferman vardır. Gönderilmeyecek. Evet. Onun sebebi? Sizce, sebebi şu. Sizce. Yok sebebi de var yani evet, ferman var, olarak var. Mimar Sinan şikayet ediyor ki benim Rum akrabalarım sürgüne gidiyor. Hünkârım evet. Engel olunmuş diye. Mimar Sinan arzusu üzerine. Peki Rum çok mu o bölgeler o Konya'da falan? Konya tabii bir Rum şehriydi yani biz gelmezden önce Anadolu'ya. 1251 numaralı mevkufat defterine göre. Demek ki tam has yani ne kadar hassızsa. Osmanlı gelmiş, şey gelmiş değil Türk, mi? Türk. Karamanoğlu diyor. Ya. Yani O 1251 numaralı mevkuat defterine göre gönderilerin tümü de Türktür ve Müslümandır. Türk'ü de Osmanlı niye kullanıyor biliyorsunuz. Yörükleri tanımlamak için kullanıyor. Yani.
Peki Yasin Bey, eğer yani Konya'dan vesaire gelseydi, Rumların bölgelerinden, Rum da gelmiş olacaktı. Rum da gelmiş olabilir. Bu vesileyle belki bilinçli değil ama o da şey olmuş oldu. Yani biz kendimiz için diyebiliriz ki neticede tamamıyla bir Türk, ırktan. Bir köy Ermeni var bildiğim, bir köyde Kürt var bildiğim. Gerisi bütünüyle Türk ve Müslümandır diye kayıt var. Evet. Şimdi herhalde zaten Osmanlı'nın yapısına baktığınızda etnik köken, millet, ulus ne ararsanız yani o dönemde Ermeni de var, Rum da var yerleşik olarak ama bu gerçekten ben bunu ilk defa öğrendim sizden. Bir de Mimar Sinan'ın etkisi olmuş. Karamanoğlu kökenini hakikaten sizden şu anda öğrendim ben. Bu çok değerli bir bilgi. Bir kitabımda bu konuyu açıyorum ve diyorum ki zaten Karamanoğlu Beyliği yıkılıp da Osmanlı'ya katılalı daha 60 yıl. Biz Osmanlı olmayı düşünmemişiz. Mümkün değil. Yani ucu o kadar. Biz ucundan o kadar. Osmanlılığı öğrenememişiz. Zaten onun için böyle camiye gitmez, oruç tutmaz. Türk, falan. Evet. Yani. Sonra bu çok yani bir tek o dönem Türk nüfusun Rum nüfusundan yüksek olduğu 1750 ile 1800 arasındaki kuraklık döneminde. O dönem. Evet. Onun dışında başka tarihte yoktur. Örneği yok. Çünkü çok açık bir gerçektir ki milattan önce 15. yüzyıldan beri bu adam Helenistik dönemi var. Yani Soliler şunlar evet. Bunlar yani aydan gelmedi. Yani. Kaldı ki bir yerde haklılığınızın sebebiyle ilk gelmiş olmanızdan kaynaklanamaz. Yani ben köle olmak istemiyorumun gerekçesi insan olmuş olmaktır. Evet. Ben senden evvel geldiğim olmak değildir, daha kalabalığım da evet. Değildir. Yani. Aynen, çok güzel söylediniz. Ne önemli. Yani bu her zaman için geçerli. Tabii. Onun için o gayretler boşuna dönüyor. Osmanlı'nın önce Türk vardı, yoktu. 1572'de nüfus tam yapmıştı, Lalamus Savaşı. Bir tek Türk yoktu. Öyle mi? Bu da çok mühim bir kayıt. Nüfus sayımı yani. Türk obolleri vardı. Katolik olmuş adını şeye çevirilmiş. Adamın soyu Türk iseydi onu Türk diye mi tanımlıyorsun yani? Katolik olmuş. Yani. Evet. Şimdi 1839'a nihayet geldik. 1839'da biliyorsunuz 38'de daha Tanzimat Fermanı yayınlandı. Tanzimat Fermanı'nda Osmanlı etnik kökenine bakmadan, dinine bakmadan her Osmanlı vatandaşının vatandaşlık haklarına sahip olduğunu kabul etti ve ilan etti. Evet tabii şimdi şimdi adadan oldu. Adada iki şey oldu. Bir, Osmanlı'nın her yanında olduğu gibi Müslüman ileri gelenler artık yavura yavur diyemeyecek miyiz? Yahu diye isyan etti. İki, o önceden eşhedü en la diye kelime-i şeret getirip de Müslüman olup canını kurtaran Rumlar dinlerine geri döndüler. O türler Rum olur lafı budur. Demek aslında Türk değillerdi. Değillerdi aslında. Zaten değil. Kaç yıl kaldılar Türk? 15 yıl Türk kaldılar işte. Ne kadar olmuş? 15 yıl. Olmadı yetmedi demek. Yetiştiremedi. Evet. Evet. Seni kaçırdılar. Ama sonradan şimdi hala kavga etmemize sebep olan bir düzenleme de var Tanzimat'ta yapılmış. Bütün taşra birimlerinde seçimlerden yerel meclisler oluşturuluyordu. Tanzimat fermanına bağlı olarak. Ve Kıbrıs'ta da İdare-i Cezire-i Kuburus diye bir yerel meclis oluşturulmuştu. Bu yerel mecliste bir işte Osmanlı valisi, defterdarı, müftü bulunuyordu. Ve başpiskopos bulunuyordu. Dört Müslüman, dört de Hristiyan da seçilmiş üye oluyordu. Eşit. Tam eşitlik. Ama nüfus eşit değildi. Nüfus eşit değildi. Ama evet. Tam eşitlik. Tam evet. Eşit. Ama tam eşitlik, evet. Yani bunun için diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz muhakkak. Kurulmuş böyle ilk meclis. Adamın ilk meclisinde Osmanlı yönetiminde dört Rum, dört de Türk üye vardı. Yani Tanzimat Fermanı'yla başlayan süreç. Yani bir araya meclis niteliğinde bir oluşumda ilk defa böyle eşit olarak gelinildi. Evet. Şimdi 1891'de İngilizler
yeni bir anayasa çıkıyor Kıbrıs'a, biliyorsunuz. Ve bu anayasada teşrii işlediğin, yasalaştırdığın. Şu anda biz hiçbir şey bilmiyoruz. Öyle bakacağız yani. O anayasayı da açıklar mısınız? Yani bizi öyle kabul edip açıklayalım ya, anladım, demek tamam. istiyorum. Hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrensin. Evet. Evet. Yasama Meclisi'nin... Neden yeni bir anayasa geldi? Şimdi tabii İngiliz'in o arada buraya anayasa getirme hakkı var mıydı? Yoktu. Şimdi onu soruyorum. Yani onu hangi kimlikle ama getirdi? Kıbrıs'ı nasıl yöneteceğini kurala bağlamak istedi. Ve kraliyet emirine mensup olarak. Çok özür dilerim hocam. Bir emperyalist yaklaşım mı var orada? Yani İngiliz bu hakkı tam olarak nereden hak gördü kendinde? Kılıç hakkı. Şimdi siz Rusya ile savaşırdı da yenilir. Rus ordusunu yeşil kıyalar getirirseniz ve gider derseniz İngiliz'e gel beni kurtar. Orada sen ver bana Kıbrıs. E tabi. Yani bunu da gene bizim tarihçilerimiz o hiç olmamış gibi anlatıyorlar. İngiliz geldi aldı. İstanbul düşüyordu da geldi onu kurtardı da onun karşılığında aldı. Yani. Ya gerçekten tarih kitaplarımızda okullarda okutulan da dediğiniz gibi. Yani mesela çok hoşuma geldi benim bizim okul kitaplarımızı yazanlar. Ki Halil İnancık der ki bizim okul kitaplarımızı yazanlar hiçbir ciddi tarih kitabı okumamıştır der Halil İnancık. Birinci Dünya Savaşı'na derler ki müttefiklerimiz yenildi, bize mağlup kabul edildik. Tavla maçıydı çünkü de. Ha sanki, evet. Sen 30 Ekim'de teslim oldun, Alman bir ay sonra teslim oldu. Nasıl o yenilersin mağlup kabul edildi? Yok yani. Şimdi hiç yoruma girmeden gerçekten akış çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Evet, Allah gerçekten şimdi, yani anayasaya. Dedi ki 1891'de İngiliz o anayasada Kavanin Meclisi yani Yasama Meclisi 9 Rum, 3 Türk, 6 İngiliz üyeden oluşacak. 9 Rum? 9 Rum, 3 Türk, Türk seçilerek, 6 İngiliz atanarak. Bu defa. İngiliz kendi hesabını yaptı. Bir de vali. 7 şey, İngiliz, 3 Türk, 9 Rum. Türkler iyice. Türkler şimdi haliyle İngiliz'i desteklemek zorunda kalacak. Rumların her dediği olmasın diye. Ve ona 9. Bu planlandı diyorsunuz. Evet, İngiliz bu planlandı. İlk eşitliğin adanın Türkleri o zaman isyan ettiler. İlk eşitliğin doğrudan bozulduğu ve azınlık evet. konumlandırılmasının evet. odaklandığı bir şimdi o esnada, konum anlatıyorsunuz. O esnada ada de jure olarak hala Osmanlı toprağıdır. Evet. De facto olarak. De facto olarak İngiliz yönetiyor ama. İngiliz yönetimi. Ve o esnada Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün taşra birimlerinde seçimler oluyor ve Müslümanlar Hristiyan eşittir. Yani Osmanlı yani, öyle kabul ediyor. Osmanlı öyle devam ediyor. Kabul ediyor. Evet. Sen geldin burayı aldın. Beni azınlık haline getiriyorsun ama benim ana vatanımda bunlar eşit. Fakat burada nüfus oranına göre bunları öne koyuyorsun diye. Bu hangi yıl Nazım Bey? 1891. Ve seçimi boykot etme kararı alıyorlar. Meclisi de boykot etme kararı alıyorlar. Ama o esnada Türkiye'yi yöneten başbakan Kıbrıs'tı. Kemal Paşa. Burada da zaten seçilen milletvekili toplum başkanı olarak seçilen Ataullah Köroğluzade Ataullah Efendi de Kemal Paşa'nın eşinin ağabeyi. Kayınbirader dediğim. Kemal Paşa diyor ki yok. Biliyorsunuz Osmanlı'nın dış siyaseti o zaman ya Rusya'ya ya İngiltere'ye yaslanarak sürdürülüyordu. Kemal Paşa İngilizcilerden değil. Kemal Paşa oradan buraya şey gönderiyor. Emir adam gönderiyor. Diyor ki ana vatanı çıkarları İngiliz'den kapışmamanız gerekir. Kapışmayın. Evet, o zayıf noktasından gidiyor. Evet. Ve kapışmadık. Şu yıllara bak Sibel, 1891. Yani en kötüsü bu olmuş. Yani başlangıç olarak. Azınlık pozisyonuna öyle düştük. Evet, evet. Şimdi, tabii o yandan ben Kemal Paşa'nın mezarı başında program yaptım. Arabanın cemiyle de ağladım mezarın başında. Bunu söylemekle Kemal Paşa'yı koruluyor değilim yani. O günün dünya politikasında Osmanlı'nın pozisyonu oydu.
Şimdi birinci bölüm son beşteyiz. O konuşma neydi ve niye ağladınız? Mutlaka onu duyunca biz niye ağladığınızı anlayacağız. Evet. Kemal Paşa'nın mezarı başında konuşuyordu. Evet, o konuşma. Üç defa Osmanlı İmparatorluğu sarrazam olmuş. Kıbrıslı Kemal Paşa 93 yaşında Kıbrıs'a geldi ve kira evinde öldü. Kira evinde öldü. Niye? Hiç kendi cebine koymamış. Doğru, bunu sordum ama. Bir ev bile alamamış. O vesveli, evet. Evet, o bunu söylerken ağladıydım orada. Biz öyle adam verdim diye. Çok ya. Doğru. Hataları başka ama ya. Namus abidesi. Ne güzel. Evet. Şimdi biz o günden beri, daha dün Neofil'i gene eşitlik aramayın hadi. Sen aranın kardeşim. Biz eşitlik aramayın. Yani onu da söyleyeyim. Eşitlik aramaz. Eşitiz kardeşim. Siyaset evet. Yolu yulama sanatıdır. Gel al elimizden de görelim. Evet efendim. Muhteşem bir tarih dersi. Gerçekten. Eşitlik aranmaz. Biz zaten eşitiz. Cümle bölümü kısacık bir araya gidiyoruz. Ekranlarınızın karşısından lütfen ayrılmayın.